Ve Arriba bu bölümde sizinle hazır olun dostlar. Kurumsalları, kurumsal şirketleri Amerika'daki ifşa ediyoruz. Bugüne kadar evet hep kurumsallar, hep büyük yatırımcılar küçük yatırımcının kanını emdiler. Üstünden para kazandılar ama şimdi sıra bize geldi. Bakın artık biz onların üzerinden kazanmaya çalışacağız. Evet özel çok özel bir kurumsal takip sistemini sizlerle paylaşacağım. Bitcoin'in fiyatını biliyorsunuz uzun süredir Amerika'daki kurumsal şirketler belirliyor. Yani onlar gidiyor Bitcoin alıyor. Bitcoin'in fiyatı bir bakıyoruz yükseliyor. Onlar gidiyor Bitcoin'i satıyor. Bir bakıyoruz Bitcoin'in fiyatı çatır çatır düşmeye başlıyor. Ben zaten adım adım takip ediyorum ve bunu sizlerle paylaşıyorum. Canlı yayınlarda da anlatıyorum ama kurumsal yatırımcılar Bitcoin'i almadan önce siz nasıl haberdar olursunuz ve onların adımlarını profesyonel şekilde adım adım dakika dakika nasıl takip edebilirsiniz? Bunları gerçekten sizler de öğrenin istiyorum. Bunun için özel bir grafik hazırladım ve bunları gerçekten bakın bilirsiniz ve kimseye ihtiyaç duymadan da bizzat kendiniz takip ederseniz herkesten de bir adım öne de geçebilirsiniz. Çünkü Kripto Sözlük ailesi olarak biliyorsunuz yani bu eğitim serilerinde amacımız kimse kimseye muhtaç olmadan aklını kullanarak parasını kazansın ve tabii ki de daha da önemlisi rahat şekilde işlem yapsın. Gerekli link daha doğrusu videonun açıklama kısmında var. Tabii ki de yatırım tavsiyesi asla değil dostlar. Bu tarz kısa videoların ve canlı yayınların devam etmesini isterseniz kanalıma hemen abone olur ve yanındaki zilden de bana destek olabilirsiniz. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bam başlıyoruz. Bakın tabii ki de öncelikle açıklama kısmındaki linki açıyoruz. Pro bir analiz ekranı karşımıza geliyor. Eğer kayıt olmanızı isterse kayıt olup bir süre zaten ücretsiz şekilde deneyebiliyorsunuz. Yani bayağı bir süre test edebilirsiniz. Açtığımız ekranda görüyoruz ki üstteki beyaz çizgi zaten Bitcoin'in fiyatı, tamam mı? Aşağıdaki mavi çizgide kurumsallar Bitcoin alıyor mu yoksa satıyor mu bizi onu gösteriyor ama birazdan zaten detaylı şekilde açıklayacağım. Çok basit şekilde öğreneceksiniz. Daha doğrusu bu aslında mavi çizgi bize kurumsallar Coinbase Pro adlı kripto para borsasından Bitcoin alıyorlar mı? Yoksa hani satıyorlar mı onu bize gösteriyor. Hacmini dakika dakika karşılaştırıyor. Coinbase Pro ile Coinbase Pro'daki Bitcoin alış satış hacmi ile Binance'deki Bitcoin alış satış hacmini her dakika karşılaştırıyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. Coinbase Pro'da bir anda yüklü bir Bitcoin alışı oldu, tamam mı? Ama Binance'da yok. Yani genel yatırımcıların, genel kripto para yatırımcılarının küçük yatırımcılar henüz Bitcoin almamışlar. O zaman anlıyoruz ki kurumsal şirketler Amerika'da Bitcoin toplamaya, Bitcoin almaya başladılar ve Bitcoin'de sert yükselişler gelebilir. Hemen ona uygun pozisyon almak lazım. Veya tam tersi Binance'de Bitcoin alış satışı normal. Hani normal orada standart bir seviye var. Ama bir anda ne olduysa Coinbase Pro'da sert satışlar gelmeye başlıyor. O zaman da anlıyoruz ki bizim piyasalar normalken işte kurumsal tarafı coşuyor. Yani orada sert satışlar geliyor. Bitcoin'in fiyatı düşebilir. Bu ikazı hemen alıyoruz. Herkesten önce alıp ona uygun da pozisyon alıyoruz. Tabii ki de hani burada riskleri falan da değerlendirmek lazım. Onları da videonun sonuna doğru anlatacağım size. Şimdi dostlar bakın bunu anı anına takip edebilmek için şu grafiği açtık ya, aşağıdaki bölüme bir bakmak lazım. Bakın burada dostlar çizdiğim yeşil çizgiye yaklaşıyorsa veya geçiyorsa o an kurumsallar Bitcoin alıyor anlamına geliyor. Bakın şu çizgi var, yeşil çizgi. Bu çizgiye yaklaşıyorsa veya geçiyorsa kurumsallar çatır çatır Bitcoin alıyor anlamına geliyor. Veya tam tersi dostlar kırmızı çizgiye yaklaşırsa da işte orada da kurumsallar artık Bitcoin satıyorlar anlamına geliyor. Bakın bunlar şu an görmüyoruz ama buralarda yaşandı. Yani şöyle biraz da bu dakika tabii bunun aşağısına düştüğü de oldu dostlar. Dolayısıyla bunları iyice takip etmek lazım. Evet şimdi ne yapıyoruz? Kurumsalları adım adım takip etmeyi öğrendik. Peki biz bu takip sistemini Bitcoin alıp satarken nasıl kullanacağız, değil mi? Yani bunu nasıl lehimize kullanacağız? Nasıl buradan bir fırsat yaratacağız dersek dostlar bakın aşağıdan ve yukarıdan 0.10 puanlar bizim için sınır. Şuraları çizdim zaten. Bunları zaten anlattım size. Şöyle bir geçmişe taradığımız zaman zaten şu an dakika dakika gitmek çok mümkün değil ama şuralarda var zaten. Ben şunu gördüm. 0.20'nin üzerine çok fazla çıkmıyor veya altına da çok fazla inmiyor. Yani biz bu noktalarda ne yapacağız mesela? Baktık kurumsallar çok mu alım yaptı? Tamam mesela şurada var, tamam mı? FED'den açıklama geldi. Dolarda biz artık hani dolarda sabit tutuyoruz faiz dediler. Ne oldu? Bir anda kurumsallar Bitcoin'e yöneldiler. Deli gibi Bitcoin aldılar. Çünkü faizi sabit tutmak ne demek? Ben dolar tutanlara ekstra para kazandırmayacağım. Bu kadar kazanacaksınız demek. Ne oldu? Kurumsallarda ekstra para kazanmak için muhtemelen Bitcoin'e geldiler bu videoyu çektiğim anda. Şimdi Evet, buradaki bre 0.19-0.20 seviyesine geldi ya, o zaman bir miktar kar satışı yapılabilir bizim tarafta. Ama tabii piyasada müthiş bir haber varsa, tamam, böyle deli gibi fenomen olan bir olaylar varsa o zaman biraz beklenebilir. Çok dikkat etmek lazım o haberle, çünkü Bitcoin yükselir gider, size buna bakarsınız, ya ben işte kar satışı yapayım dersiniz, ondan sonra bakarsanız daha da Bitcoin roketliyor. Dolayısıyla baka kalırsınız giden daha fazla karların arkasından. Ama hani bu biraz daha orta seviye, normal seviye olaylar akışı varken, çok büyük bir haber gelirken buna bakmak lazım. Ama sadece buna göre de değerlendirip işlem yapmamak lazım. Veya tam tersi bir senaryoda Bitcoin'de sert düştü, tamam mı? Baktık kurumsallar bu işi düşürüyor. Yani bu grafikten bunu anladık. Bitcoin'de satış koymaya başladı kurumsallar. Piyasada eğer çok kötü bir haber yoksa 0.20 seviyelerine kadar ibre geldiyse, yani eksi 20'lere geldiyse bir miktar oradan alım yapılabilir dostlar. Tabii ki de teknik analizdir, RSI'dir, destektir, formasyonlardır. Bunlara da zaten dakika dakika bakmak da gerekiyor. Ama en çok dikkat etmemiz gereken şey ise bunun bir dakikalık grafik olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani bir dakikalık grafikte hemen böyle ibre çok sert düştü ya, kesinlikle panik yapmayacağız dostlar. Hemen böyle işte Bitcoin satıyorlar, eyvah satacağım, ben de satmalıyım kafasına asla girmemek lazım. Bu dakikalık, bir bakarsınız 1-2 dakika sonra sert şekilde yükselebilir. Dolayısıyla buna bir genel bir gözle bakmak lazım. Genel bir gözle taramak lazım. Yani anlık duygularla işlem yaparsak sert zararlar da edebiliriz. Olayın geneline bakmamız gerekiyor. Bir de dostlar bakın, bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Kurumsalları izleme ve kurumsallar üzerinden alsat yapma olayını büyük rakamlarla değil, anlık böyle heyecanlar yapmadan, hani böyle çok sembolik rakamlarla önce bir görmek lazım. Herkesin bireysel olarak isterse çok sembolik küçük rakamlarla test etmesini istiyorum ben. Vaktiniz, psikoloji yönetiminiz buna el veriyor mu? Yani piyasada ne kadarlık bir deneyiminiz var? Onları da böyle bir tartmak lazım dostlar. Dolayısıyla acele etmeden küçük rakamlarla deneyelim. Ondan sonra baktık hani sizin tarafta, ben hani bunu güzel şekilde kullanıyorum zaten, ama sizin tarafta bireysel olarak da bunlar değişiyor birazcık. Yani herkes böyle süper şekilde kullanacak anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla herkes yavaş yavaş küçük küçük rakamlarla deneyebilir ve hani ben bunu niye anlatıyorum? Çünkü herkesten önce öğrenelim. Bunlar çünkü afişe olacaklar. Biz bunu herkesten önce aile olarak bunları sizlerle hepimiz bir paylaşalım. Buradan bir fırsat yaratalım. Ve dostlar, çünkü ne olacak? Bunlar genele yayılacak. Hani atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmiş olacak. Biz istiyoruz ki bunu hani o atı alan Üsküdar'ı geçen bizler olalım. Evet, bu tarz taktiklerin, ince ayarların, hızlı eğitimlerin devam etmesini isterseniz dediğim gibi kanala abone olarak desteğinizi, gücünüzü gösterebilirsiniz. Ayrıca katıl butonu var. Orada çok özel şeyler yapmıyoruz aslında. Her hafta özel böyle ne bileyim özel bir video yapıyoruz. Özel bir canlı yayın yapıyoruz ama orada da hani yoğun canlı yayınlarda, büyük genel yaptığımız canlı yayınlarda analiz edemediğimiz coinleri orada analiz etme fırsatı yakalıyoruz. Ama tabii ki de bilgi herkese eşit olmalı, evrensel olmalı. Evet, bu taktikle ilgili sizin düşünceleriniz neler? Onları da çok merak ediyorum. Görüşürüz. Bam bam.